99'da 2002 arasında bu sistemin uygulanması aşamasında çok büyük sıkıntılar yaşadı Türkiye. İşte o bankalar krizi meselesi. Çok çeşitli sebepleri var da sebeplerinden bir tanesi de budur. Sonra 99-2001 bu model dolayısıyla ister istemez yerli sanayici ithal mallarıyla rekabet edemedi. Ve sapır sapır dökülmeye başladı. Fabrikalar kapanmaya başladı. İşsizlik arttı. Ve yepyeni bir süreç. 2002 seçimlerine gidiş. AK Parti dedi ki bu 12 Aralık 1999 güçlü ekonomiye geçiş programı bir IMF programıdır. Şiddetle reddediyoruz. Biz bu programı kaldıracağız. Dedi. Hakikaten kaldıracak mısınız? Bizim de arkadaşlarımız. Ya dediler. Hocam onları sonra konuşuruz. Ben de kurucuyum ha. Arkadaşız ya, aklı veririz. Benden cevap. Üzerine değiştirecek miyiz? Sonra konuşuruz. O zaman anca gidersin. Allah işini rast getirsin. Bu rüzgarla oyları bilgiler aldılar. Başka nedenler de var tabii. İlk taraftan. Ama bu düşük kur yüksek faiz modelinin en sadık savunucuları ve tatbikatçıları oldu. Bu kadar. Ve işin ilginci tabii bu kadar memnun kalırsa müşteri New York'ta, Wall Street'te hem Abdullah hem de Recep Bey ne yaptı biliyor musunuz? Çan çaldılar. Borsada çan çaldılar. Ben de dedim ki bu çanlar kimin için çalıyor? İşte o çanlar bizim için çalıyor. Bunun sonucunda Türkiye'nin şu an için 600 milyar borç yükü var. Döviz basında. 600 milyar dolar. 600 milyar dolar. Bankacılık sistemimizde kendi mevduatımız artık bankaların kredisini karşılayamaz duruma gelmiş. Zaten cari açımız varken yurt dışından kredi alıp o yurt dışından gelen krediyle daha lüks mekanlara ulaşma gibi bir trend varsa buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu çünkü Türkiye'yi iyi bir noktaya götürmeyebilir. Şu anda biliyorsunuz cari açımız var. Cari açı olmak demek hala yurt dışından kredi almak durumunda olmak demek. Özel sektörümüz dışarıdan borçlanıyor ve bu şekilde cari açı finanse ediliyor. Yine baktığımızda bankacılık sistemimizde kendi mevduatımız artık bankaların kredisini karşılayamaz duruma gelmiş. Dışarıdan bankalar borçlanarak kredilerden yapıyorlar. Artık IMF borcu yok, sıfırlandı. Bitti bu iş. Şimdi şöyle söyleyeyim. IMF ve borcu ödedik. Ey koçum benim be. Kim tutar seni be? IMF borç ödemek enayiliktir biliyor musunuz? Enayi. Türkçesi ben enayiyim diyor. Evet net söylüyorum. Niye enayi? IMF'in ne olduğunu bir kere size çok kısa söyleyeyim. IMF uluslararası ticaretin serbestçe yürümesini sağlamak için kurulmuş ve kuruluşunda bizim de ortak olduğumuz ki halen de ortak olduğumuz bir kurum. Bunun görevi şu. Ben 3 ay 5 ay vadeli bir ülkeden mal almışım. Günü gelmiş. Ödeyemiyorum. IMF'e diyorum ki arkadaş bak bana şu kadar ver. Sana da 3 ay sonra 5 ay sonra sana ödeyeyim. Ticaret tıkanmasın. IMF de bana bir kontenjan tayin ediyor. Bu kontenjan da Türkiye'nin 26 milyar dolardır. IMF ile ilgili birçok toplantılarda Türkiye Cumhuriyeti temsilen bulundu. Ve bu limit dahilinde 25 milyar dolar limit dahilinde kullandırmalar yapmıştır. Diyeceksiniz ki Türkiye'ye hiç 25 milyar dolar kullandırmış mıdır? Hayır.
Türkiye hiç 25 milyar dolar IMF'den para kullanamamıştır. Ne demek? 1,5, 2, 3, 5, 6. En son 6 milyar dolarlık bir şeyimiz vardı. Kullandığımız para vardı. Ödediği faiz sıfırla yarım arasında, yani bizim onlara ödememiz gereken faiz sıfırla yarım arasında değişen bir faiz oranıdır. Türkçesi bugünkü ortamda faizsiz borç veren bir kurum durumundadır. IMF bir banka değildir. Bir banker değildir. 1944'te kurulmuştur. Türkiye o zaman asli ortaktı. Bugün görünürde ortak ve bizi IMF genel kurullarından kim temsil ediyor biliyor musunuz? Hollanda temsil ediyor. Lagarde işte geçen dün mevzusu gün seçildi. Biz yokuz ha. Sen çünkü küçük ortak anlayamıyorsun. Minik ortak. Yani oy verme hakkı yok. Oy verecek şeyde değilsin, noktada değilsin. Sen IMF'e sermayedar olarak katılmamışsın. Ona rağmen sana faizsiz borç veriyor. Ondan sonra sen tutu %12 faizle minimum borçlanıyorsun. Ha? IMF'de borcunu ödüyorsun. Yani sizin faizsiz bana borcunuz var. Ben de sizden bunu istemiyorum. Gidiyorsunuz bankerden %12 faizle borç alıp getirip benim parayı veriyorsunuz. Bankere %12 ödemeye devam ediyorsunuz. Minimum %12, keşke %12 olsa daha fazla. İşte yapılan bu. Şimdi bunu kasıp kasıp kasılıp orada burada ey IMF sana borcumuz yok. Olur mu, haberimiz yok. IMF bizden borç para istiyor. Yani aynı neye benziyor biliyor musunuz? Hep söylerler ya Eminönü'nde Yeni Valide Camii'nde direnip Sultanahmet'te sadaka vermiyor. Gören de zanneder ki böyle dolu. Daima kasılacaksın abi. Hava böyle. O biçim hava. Zaten Türk siyasetçisinin çoğunun en büyük sermayesi Erkon Değişim. Devamlı hava basar abi. Devamlı böyle. Gazi. Bizim de belki oradan geliyor. Ha, ver gazı coştur nazı hikayesi. İyi daha yani. Sonuçta bir şey yok yani. Ne olacak ya? Demek ki IMF meselesi bu. Bak burada huzurunuzda söylüyorum, enayi diyorum. Yani bunu yapan kim olursa olsun iktisadi bakımdan enayidir. Faizsiz borcunu faizle borçlanıp ödeyen adama ne derler abi? En hafif tabiriyle yani. Başka şeyler de söylenir de. O zaman dersin ki, oğlum dersin, sen faizsiz borcunu faizle ödüyorsan, o zaman o sana faizle para veren adamdan bir, değil mi abi? Bir sakalı vardır yani. Niye yani böyle bir şey? Akıl dışı işte.